الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Değerli kardeşler, muhterem müminler ve aziz Rabbine iman getirip ve Rabbinin emrettiği bayram namazı için buraya yığışan değerli Müslümanlar, hürmetli büyüklerimiz, aksakallarımız. Allah Teala'nın salamı, rahmeti ve bereketi her birinizin, her birimizin üzerine olsun inşallah. Kardeşler, bugün dinimizin en büyük iki bayramından biri olan mübarek Kurban Bayramı'nı yaşamaktayız. İnşallah Allah Teala kısmet ilerse 9'da bayram namazını kılacak. Bu bayram diğer bayramlardan farklı olarak her bayramın öz güzelliği olduğu kimi Kurban Bayramı'nın da özüne has güzellikleri vardır. Kurban Bayramı'nın güzelliklerinden, farklı cihetlerinden biri de bu bayramda, bu bayram ərfəsində təkbirlərin sayının çox olmasıdır. Ona görə təkbirlərimizi gətirək, sonra inşallah davam edərik. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Kardeşler, bugün Allah katında günlerin en değerlerinden biri olan mübarek Kurban Bayramı'nı yaşamaktayız. Rabbimizi hatırladan, dinimizi bize tekrar olarak yada salan, unutturmayan Hazreti Peygamberimizi ve onun İslam'ın güzelliklerini bizlere hatırladan bir günü yaşamaktayız. Kurban ibadeti ve Kurban Bayramı Ramazan Bayramı kimi hicretin 2. ilinden itibaren vacip kılınmıştır ve yerine getirilmeye başlanmıştır. Kardeşler, kurbanlık tarihi Hazreti Adem Aleyhisselam'a dayanmakla beraber farklı şekillerde de olsa bütün dinlerde mevcut olan bir ibadet olmuştur. Kurban ibadeti ve kurban kesme adeti. Farklı şekillerde, farklı niyetlerle, farklı formalarda da olsa bütün dinlerde mevcut olmuştur. İlk kurban kesme hadisesini biz İslam tarihi olarak, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen İslam tarihi olarak, Adem Peygamber'in iki oğlu Habil ve Kabil'in kurbanlık hadisesinde görmekteyiz. Ancak bugün yaşadığımız bu kurbanlık hadisesi, bu kurbanlık ibadeti daha çok İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Peygamber arasında baş veren hadiseye dayanmaktadır. Kardeşler, kurban yakınlık demektir. Yakınlaşma, Allah'a yakınlaşmaya ve vasıta olan ibadet manasındadır. Allah'a teslimiyet demektir. Kurban sözünün manası, məqsədi Allah'a yakınlaşmak məqsədiyle bir vasitədən istifadə eləmək demektir. Kardeşler, dedik ki bu kurbanlık tarihçesi, hadisesi bugün bizim yaşadığımız daha çok İbrahim Peygamber'in sünnetine dayanır. İbrahim Peygamber'le oğlu İsmail Aleyhisselam'ın. İbrahim Peygamber oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban kesmekle emir olunmuştur. Elbette buradaki məqsəd bir insanın kurban edilip kesilmesi değil, bir insanın Allah'a olan teslimiyetidir, Allah'a olan itaatidir. Bu Allah-u Teala'nın bir imtihanıydı. Ona göre ister
baş veren hadiseler olsun. İsterse de Allah'ın veya Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bizlere emrelediği kaydalar, dini hükümler olsun. Bunların hikmet tarafını görmek lazımdır. Hikmet tarafına bakmak lazımdır. Sadece olarak görüntüye değil, çölü görmek istiyorsa pencereye değil, pencereden çöle bakmamız lazımdır. Bu ibadetlerdeki məqsədi de bu şekilde görmek lazımdır. İbrahim Peygamber, oğlu İsmail Peygamber ve anası Hecer anamız Allah'a teslimiyet gösterdiler. Bir evlat kurbanı Allah'ın emri karşısında teslimiyet gösterdiler. Şeytan aldatmaya çalıştı, tovlamaya çalıştı, üsyana teşvik eledi, Allah'ın emrinden çıkmaya teşvik eledi. Ama onlar Allah emredipse boyun eğmek lazımdır, Allah'ın emredipse baş üstündedir dediler, teslimiyet gösterdiler ve Allah Teala İsmail Aleyhisselam'a can diyeti olarak bir koç kurbanı gönderdi ve İbrahim Aleyhisselam'a sen sözünü yerine getirdin, bu senin için açık aydın bir imtihan idi diye Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a gösterdiği itaatin, teslimiyetin hediyesi olarak oğlunu geriye kaytardı. Kardeşler, İbrahim Aleyhisselam bu ve bunu kimi imtihanlarla Allah'a dost bir insan oldu. Allah'a yakın dost bir insan, dost bir peygamber oldu. Bir insanın verebileceği en büyük imtihanlar üç cihetten olur kardeşler. Canından, malından ve övladından. Bir insan esasen en çetin imtihanı bu üç cihetten ödemektedir. Bu peygamberler de ister Hazreti Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun, isterse sünnetini yaşadığımız İbrahim Peygamberle İsmail Peygamber olsun, bu imtihanları bu şekilde alnı açık bir şekilde veren insanlardır ve bu imtihanlarını vererek bu peygamberler Allah'ın en sevdiği ve Allah'a dost olan insanlar olabildiler. Elbette başta söyledik ki bütün bunlardaki məqsəd de Allah'a üsyan eləmədən, Allah'a teslimiyet gösteren, Allah'a sevdiğini ispat eleyen, sübut eleyen bir insan olmaktır. Bu insanlar da bunu göstererek bize örneği olurlar. Elə değerli kardeşler, bu kadar emirlerdeki, ibadetlerdeki esas məqsəd de bizim de Allah'a yakın bir bende olabilmemizdir. Bizim de Allah'ın sevdiği bir insan olabilmemizdir. Bugün buraya yığışmışıqsa, bunlardaki məqsədimiz Allah'ın emrini yerine getirmek. Allah emreleyip bugün bayram namazını kılıp, kurbanları kesip bayramlaşma, ihtiyaç olan insanlara el tutup yardım eləmək, ben Allah'ın emrini yerine getireceğim. Bugün bu niyetle bura toplaşmışıq. Herkes bugün bu niyetle bura gelibdir. Ona göre bu emirlerdeki, ibadetlerdeki bizim de esas məqsədimiz ve bize emr olan esas məqsəd bizim de Allah'a dost bir insan olabilmemizdir. Düzdür, hiçbir insan peygamberler seviyesine yükselebilmez. Hiçbir insan peygamber seviyesinde olabilmez. Çünkü peygamberler Allah'ın seçtiği hususi insanlardır insanlar arasında. Ama Allah dostu, veli bendeler dediğimiz insanlar da bizim kimi sade yollarla özlerini Allah'a vermiş, Allah'a adamış ve hususiyle de Allah'ın emirlerine şeksiz, şüphesiz, hiçbir şeksiz boyun eğen insanlar oluplar ki, dikkatle, teslimiyetle hayat yaşayan insanlar oluplar ki, bugün Allah'ın dostu olarak, ölmeden yaşayarak, bedenler torpakta olsa da, isimleri, edepleri, ahlakları, örnekleri ölmeden yaşayan insanlardır. Belə desek daha doğru olar ki, Allah-u Teala onları ölmeye izin vermez. Onları Allah-u Teala kıyamete kadar yaşatacak. Bizden istenen de budur değerli kardeşler. Allah'a dost bir insan olabilmek. Allah'ın bizden istediği budur. Allah'ı unutarak bir hayat yaşamak değil. Allah'ı nezerden kaçırarak, planların arasına Allah'ı katmadan bir hayat yaşamağı Allah bizden istemir. Onsuz da mümkün olan bir husus değil. Ona göre Rabbimizin de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da bizden istediği Allah'ı hesaba katarak bir hayat yaşamamızdır. Kardeşler, bəli, məqsəd
dost olabilmektir, Allah'a yakın olabilmektir. İki cür dostluklar var bilirsiniz. Bir pis dostluklar var, bir yaxşı dostluklar var. Bir insanı xoşbəxtliyə aparan dostluklar var, bir insanı fəlakətə, bədbəxtçiliyə aparan dostluklar var. Yaxşı dostluklar Allah'la, Peyğəmbərlə və müsəlmanın müsəlmanla olan dostluğudur. Dediyimiz kimi insanı gözəlliyə və xoşbəxtliyə aparan dostluq. İkincisi də pis dostluklar. Şeytan və onun yardımçıları ilə edilən dostluqlardır ki, nəticəsi insanı fəlakətə və pisliyə aparan, insanı bədbəxtçiliyə aparan dostluqlardır. Qardaşlar, müsəlmanın müsəlmanla olan dostluğu əlbəttə ki, bir-birlərinə yardım etmələri, bir-birlərinə kömək göstərmələri və Allahın bizdən razı olması üçün bir-birinə yardımçı olmalarıdır müsəlmanın müsəlmanla dostluğu. Müsəlmanın Peyğəmbərlə dost olması, Peyğəmbərə tabi olmasıdır. Mən Peyğəmbəri sevirəm deməklə, dəyərli qardaşlar, iş qutarmır. Peyğəmbəri sevən bir insan Peyğəmbərə tabi olacaq. Onun həyatını, onun gözəl əxlaqını özünə nümunə alacaq və Peyğəmbəri sevdiyini bu şəkildə sübut edəcək. Və Allahla, Rəbbimizlə dostluq necə olur bəs? Qardaşlar, Allahı hesaba qatmadan heç bir uğur əldə edilə bilməz. Həzrəti Əli radiyallahu anh buyurur ki, cənnət arzulayaraq deyil, cənnət arzularla deyil, əməllərlə qazanılar. Cənnəti hər kəs arzuluyor. Çünki cənnəti bizə Allah və Peyğəmbərimiz əleyhissalam vəd eləyir. Allah-u Teala Quran-ı Kerimində vəd eləyir. Bizi cənnətinə dəvət eləyir. Ölümsüz bir həyata dəvət eləyir. Bu dünyada kim həyatı tutub qala bilir ki? Adəm əleyhissalam 1000 il yaşadı. Nuh Peyğəmbər 1000 il yaşadı. Amma sonu nə oldu? Sonu bu dünyadan onlar da köçüb gediblər. Neçə 1000 il bundan əvvəl dünyadan köçüblərsə onu biz bilmirik. Onu ancaq Allah bilir. Musa Peyğəmbərə ölüm mələyi gəlir. Ki ey Peyğəmbər, Allahın Peyğəmbəri, artıq sənin də ömrün çatıbdır. Musa Peyğəmbər mən ölmək istəmirəm deyir. Ölüm mələyi Əzrail əleyhissalam Allah-u Teala'ya ərz edir ki, Ya Rəb, Peyğəmbərim dünyadan köçmək istəmir. Allah-u Teala buyurur ki, git Peyğəmbərimə söylə, istədiyi bir buzovun, hər hansı bir buzovun üstünə əlini qoysun, onun tükü qədər ona ömür verim. Ölüm mələyi gəlir deyir, xəbər çatdırır ki, Rəbbim belə buyurdu, Ya Musa, istədiyin bir buzovun üstünə əlini qoy, onun ömrü qədər Rəbbim ona ömür verəcəm dedi. Musa Peyğəmbər soruşdu ki, sonu nə olacaq? Dedi ki, sonu yenə ölüm olacaq. Saysız hesabsız uzun ömrünü olsa belə sonu yenə ölüm olacaq. Musa Peyğəmbər dedi ki, elə o zaman vaxtı tamamdırsa indi ruhumu təslim al. Ona görə qardaşlar, bir insan nə qədər ömür yaşasa da, az və ya çox, Allah-u Teala'dan birinci növbədə xeyirli uzun ömür diləməsi lazımdır. Allah-u Teala'dan yaşadığımız ömrün xeyirli olanını diləməmiz lazımdır. İnsan 40 yaşında dünyasını dəyişər, amma Allah'a olan bağlılığı ilə elə bir həyat yaşayar ki, 80 il, 100 il, 200 il ömür yaşamış kimi bərəkətli bir ömürlə, savablı bir ömürlə dünyadan köçər. İnsan da 60, 80 və ya 90 yaşında dünyasını dəyişər, amma Allah'a aparacaq heç bir əməli yoxdur. Gəl qabı boş gedər Allahın huzuruna, Allahın yanına əli boş gedər. Bu 80 illik bir ömür, 60 illik bir ömür heçə getdi deməkdir. Ona görə də, dəyərli qardaşlar, Allahı hesaba qatmadan yaşanan bir ömrün xeyri olmaz, faydası olmaz, bərəkəti olmaz. Qardaşlar, bu həyat, dünyada yaşadığımız bu həyat bizlərə bir kərə verilən fürsətdir. İkinci bir şansımız qeyri-mümkündür. Bunu Rəbbimiz Quran-ı Kerimdə buyurur. İkinci bir şans yoxdur. Bir insan dünyaya bir kərə gələcək. Bir kərə bu dünyada yaşadığımız zaman niyə dünyaya gəlmişik, niyə yaradılmışıq, yaradılış məqsədimizi də əsla unutmamamız lazımdır. Rəbbimizin bizdən istədiyi onu tanımağımızdır. Allahı unutmadan bir həyat yaşamağımızdır. Allahın bizdən istədiyi budur, dəyərli qardaşlar. Bəli, bayramlar,
ister Ramazan bayramı olsun, ister kurban bayramı olsun, cümeler, haftada bir kere toplaştığımız haftalık bayramımız olsun. Kardeşler, bunlar bizi bir kere daha cem şeklinde Rabbimizi yada salan, Rabbimizi unutmaya izin vermeyen hususlardır, cehetlerdir. Bunu bu şekilde görmemiz lazımdır. Bunun değerini, kadir kıymetini bu şekilde anlamamız lazımdır. Kardeşler, Allah Teala bizden onu tanımamızı istiyor dedik. Bizim Allah'ı tanımaya ihtiyacımız var. Allah'ın bizim her hansı bir ibadetimize, elediğimiz emellere ihtiyacı yoktur. Kurban kesmek barisinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, sizin kestiğiniz kurbanların ne eti ne de ki kanı Allah'a çatmır. Allah'a çatacak olan sizin tekvanızdır. Yani samimi kalpten Allah'ın emrine itaat elemenizdir. Allah'a çatan ancak sizin samimiyetinizdir. Ben Allah'ı sevirəm. İspatınız bu şekilde olması lazımdır. İbadetlerimiz budur değerli kardeşler. Bizim hiçbir ibadetimize Allah'ın ihtiyacı yoktur. O ibadetlere temiz şekilde inanmaya ve imanımızın gereğini yerine getirmeye kardeşler bizim ihtiyacımız var. Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala'nın bizden istemesi de bizim adımıza istemesidir. Bizden öter istemesidir. Bizim kurtuluşa çatmamız için istemesidir. Bunu bu şekilde göreyin inşallah, bu şekilde düşüneyin inşallah. Bu dünyada hayatımızın hayat kamerasına çekildiğini unutmayalım kardeşler. Allah Teala her şeyi en yakşı bilendir ve her şeyi en yakşı görendir. O Allah'tır çünkü. Her insanın kalbinden, zihninden geçenleri bile bilir Allah Teala. Bunu öz ağzımızdan düşünüp anlamamız mümkün olan bir mesele değil. Çünkü Allah Teala bizi yaradandır. Bizi yaradan bizi de bizden daha yakşı tanıyır. Ona göre Allah Teala bizim her halimizi, her şeyimizi daha yakşı bildiği halde bizim her hareketimizi, her sözümüzü yazan, bizi her gün ve her an kontrolda saklayan yanımıza gözetçi melekler koyuptur. Sağımızda ve solumuzda olan melekler, yakşı ve pis emellerimizi hiçbir eksik olmadan yazıp kaydedilmektedirler. Ve kıyamet günü insan emel defterini okuyanda bu heyretler içinde kalacak. Aman Allah'ım! Burada eksik hiçbir şey kalmayıp ki, hamısı yazılıp ki diyecek insan. Kardeşler, elediğimiz her hareket, gizlinde elediğimiz her hareket, bize göre gizlindir. Biz gözden etrafımızda kimi görmediğimize göre gizlindir. Ama Allah için gizlin değil. Allah'ın bizim yanımıza koyduğu gözetçiler için gizlin değil. Ona göre değerli kardeşler, bu dünyamızda, bu hayatımızda unutmayaq ki, hayat kamerasına alınmaqdadır bizim her alımız, her günümüz. Ona göre biz bugün bura niye yığışmışıq? Elbette ki imanımızın gereği için, inandığımız için yığışmışıq. O zaman imanımızın gereklerini yerine getirmemiz lazımdır. Bugün bir kere daha bir sirkelenmemiz lazımdır ki, ben inanan bir insanamsa, ben Müslümanamsa, benim vazifelerim neden ibarettir? Müslüman olarak, inanan bir insan olarak imanımın gerekleri neden ibarettir? Bugün bir kere daha sirkelenmemiz lazımdır. Bəli, biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesine inanan insanlarız. Kardeşler, La ilahe illallah, yani Allah'tan başka hiçbir ibadet edilecek ilah yoktur kelimesi cennetin açarıdır. Bu kelimeye inanan bir insan, bu kelimeni yaşayan bir insan cennete girecek. Peygamberimiz Aleyhisselam cennetin açarıdır buyurur. Ona göre neyi husus olarak kaydedilmek istiyoruz? Ben inanırım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İnandım. Bununla iş bitmir. Benim kalbim temizdir. Başka ibadetlere gerek yoktur. Kardeşler, La ilahe illallah cennetin açarıdır dedik. Ama dişsiz bir açar görmüşsünüz mü siz? Her açarın dişleri var. Her açarın dişleri olduğu kimi cennet açarı olan La ilahe illallah'ın da dişleri var. Yerine getireceğimiz emirler var, ibadetler var, hükümler var. Kardeşler, Müslümanlık sadece bayramlara ait değil. Müslümanlık sadece cüme günlerine ait değil.
Kardeşler, Müslümanlık her gün yada düşmesi gereken ve her gün yaşanması gereken bir değerdir. Allah Teala'nın bir lütfudur. Ona göre unutmayaq ki, elbette her il, ille iki defa yaşayacağımız bayramlar olduğu kimi, haftada bir kere Rabbimizin üzerine emrelediği, ferz buyurduğu cümle namazımız var. Ve günde beş defa, beş vakit ibadetimiz, namazımız var. Allah-u Teala'nın bizi insan olarak yarattığına teşekkür olarak, bizi Müslüman olarak yarattığına teşekkür olarak, bizi kusursuz, mükemmel bir varlık olarak yarattığına teşekkür olarak, bizim günde beş defa Rabbimizin huzurunda bir teşekkür borcumuz var değerli kardeşler. Bunu unutmayalım inşallah. Geçen Kurban Bayramı'nı yaşadık. Bunu unutmayalım ki, geçen Kurban Bayramı'nda bu Kurban Bayramı'na aramızda olmayan insanlar var. Yakın tanıdığımız insanlar var. Ölümünü düşünmediğimiz insanlar var. Canı, kuvvesi bizden daha yumruk, daha mükemmel olan insanlar var idi. Ama bugün aramızda yoktular. Gelen Kurban Bayramı'na bizim çıkıp çıkmayacak garantiyamız da yoktur. Ona göre içinde yaşadığımız bugünü değerlendirmemiz lazımdır. İçinde yaşadığımız günün kadir kıymetini bilmemiz lazımdır. Allah dostlarından Bişri Kafi Hazretleri buyurur ki, dünen öldü, bugün can çekişir, sabah hele doğulmuyor, belki de doğulmayacak. İçinde olduğunuz günü kadir kıymetini bilin. Sabah ederim diyenler helak oldu buyurur Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sabaha saklayan insan helak oldu. Sabaha çıkıp çıkmama garantiyamız yoktur. Bugün eşittik, bugün dinledik, bugün başlasak bile hele gecdir. Ona göre kardeşler, yaşadığımız her günün kadir kıymetini bilek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ömrü uzandıkça hayrı artar diye buyurur. Biz bugün sehere kalktık, bu bayramı beraber kılacağız inşallah. Yuhu küçük bir ölümdür. Biz 40 yıl, 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl ölüm meşkini keşirik kardeşler. Bir ölürük, bir sabah dirilirik. Bir akşam gece ölürük, bir seher dirilirik. Bu 40 yıl, 60 yıl, 90 yıl baş verir. Herkese Allah-u Teala'nın bir tekdiridir. Kardeşler, ölüm küçük, yuhu küçük ölümdür. Ona göre her sehere kalkanda, ya Rabbi bugün daha mene bir gün fırsat verdin. Bugünü öz xeyrime necə döndürebilirim? Heyecanı olmalıdır içimizde. Bugünü öz xeyrime neler çevirebilirim? Allah'la arama ne şekilde bir yakınlık koyabilirim? Ne kadar daha Allah'a yakın bir insan, Allah'ın sevdiği bir insan olabilirim? Bugün ne kadar Allah'ın sevmediği xasiyyeti, hareketi terk edebilirim? Kardeşler, bunu fırsat olarak görmemiz lazımdır. Ona göre de Allah-u Teala kıyamet sahnesinden, ahiret sahnesinden bize bahs ederken, oradaki bazı insanların Allah'tan dünyaya tekrar bir günlük kayıtmak istediklerini söylüyor. Bir ömür değil ha, bir günlük kayıtmak isteyecek. Ya Rabbi, beni dünyaya bir günlük gönder. Senin istediği kimi, senin sevdiği kimi bir insan olum diye yalvaracak bir insan, ama mümkün değil. Ona göre de İslam alimlerinden İmam Gazali Hazretleri deyir ki, ferz elə ki öldün və yalvardın, yaxardın, Allah'dan bir gün istedin. Ya Rabbi, məni bir günlük dünyaya göndər. Allah da seni o yalvarıp yaxarmana göre bir günlük dünyaya gönderdi. O zaman içinde olduğun günü o gün bil və o şekilde yaşamağa çalış. Değerli kardeşler, sabaha çıkmağın kimseye garantiyası yoktur. Ona göre inşallah biz de çalışalım ki Allah'a olan borcumuzu, Allah'a olan vazifelerimizi yerine getirelim inşallah. Buna göre de mescide girmekten kimse korkmasın kardeşler. Mescitler yeryüzünün en güvenli yerlerinden biridir. Allah'ın evleridir. Mescide girmekten kimse korkmasın. Samimiyetle girsin. Allah için girsin. Allah'a borcunu yerine getirmek için girsin. Ayıp değil. Korkulacak bir şey de değil, çekinilecek bir husus da değil. Mescide girmek değerdir, mescide girmek şereftir, mescide girmek güzeldir. Ve Allah'ın karşısındaki borcu yerine getirme hassasiyeti. Değerli kardeşler, vaktimiz yakınlaşır, vaktimiz daralır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bahsettiği, bizlere
5 tane ganimetten bahsettiği o serveti de size haber vereyim. Peygamberimiz Aleyhisselam 5 tane ganimeti bize bildirir. O ganimetin, o servetin değerini, kıymetini bilin diye buyurur. Buyurur ki, 5 şey gelmeden evvel, 5 şeyi, 5 hususu ganimet bilin. Ne de olar? Kocalık gelmeden evvel gençliğinizi. Kardeşler, kocalık insanın daha zayıflediği, cavanlık vaktine bakan daha zayıflediği bir zamandır. Ona göre de Peygamberimiz Aleyhisselam, kocalık gelip zayıflemeden, zayıf düşmeden gençliğinizin kadir kıymetini bilin buyurur. İkincisi, hastalanmadan evvel sağlamlığın, sağlık, sehatin kadir kıymetini bilin. Kardeşler, hasta insan daha yaxşı bilir sağlamlık nedirse. Gözü olmayan insan bilir göz nimetinin kadir kıymeti nedirse. Ayakları tutmayan bir insan bilir ayak nimetinin kadir kıymeti nedirse. Üç, yoksulluk gelmeden evvel zenginliğin kadir kıymetini bilin. Kardeşler, bugün Allah-u Teala imkan veripse, zenginliği veripse onu öz hayrimize döndürmeye çalışmamız lazımdır. Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir kuzu getirip hediye edirler. Peygamberimiz Aleyhisselam da ailesine emredir ki onu kesin paylayın. Akşam eve kaydanda soruşur. Neylediz? Analarımızdan biri buyurur ki, bir kolu hariç hamısını payladık. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurur ki, desene bir kolu hariç hamısı bizim oldu. Kardeşler, Allah için payladığımız, Allah için haşlediğimiz bizimdir. Geride kalanlar ya istifade ederek gideceği yer bellidir, ya da biz dünyadan köşerik, bizden sonraki mirasçılara kalar. O da bizim adımıza hayır işleyer, işlemez, onu Allah bilir. Ona göre öz elimizle ahirete ne göndereriksa bize kalan odur. Kasıplık gelmeden evvel zenginliğin kadir kıymetinin bilinmesi de bir ciheti budur kardeşler. 4. Meşgul zamanlardan evvel boş vaktin kadir kıymetini bilin buyurur Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve 5.'si de ölüm gelmeden evvel hayatın kadir kıymetini bilmek. Kardeşler, ölüm gelmeden evvel hayatın kadir kıymetini bilmek lazımdır. Bugün hayattayıksa, yaşayırıksa bunu öz xeyrimize döndürebilme imkanı da öz elimizdedir. Ölüm geldi mi artık defterler bağlandı. Orada ne xeyir yazdırabilirik ne de şer yazdırabilirik. Ona göre çalışalım ki Allah'ın bize kismet elediği, Allah'ın bize lütfelediği bu günlerimizi, bu hayatımızı Allah'ın istediği şekilde yaşamaya çalışalım inşallah. Allah'ı unutmadan yaşayalım inşallah. Allah'ın sevdiği emellerle, Allah'ın sevdiği insan olmaya çalışarak yaşamaya çalışalım inşallah. Kardeşler, Allah'ın sevdiği insanlar çoktur. Edepli olan insanlardır. Doğruluk üzere yaşayan insanlardır. İtibarlı, güvenilen insanlardır. İnsaflı insandır. Hoş, güler yüzlü insandır. Kibirli olmayan, tevazökar insandır. Hayalı insandır. Tövbe eleyen insandır. Sabırlı insandır. Kardeşler, ve Allah'ın sevdiği insanlardan biri de cömert, yardımsever, hayırhah insandır. Kardeşler, bugün içinde yaşadığımız bugün məhz Allah-u Teala'nın sevdiği bu yardımsever, xeyir sever sifatın insanın yaşandığı, tezahür ettiği bir gündür. Bugün Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra kurbanlar kesilecek, kurbanlar paylanacak, ihtiyacı olan insanlara kurbanlar paylanacak. Bu da Rabbimizin bize kismet elediği içtimai yardımlaşma, birbirimize dayak olma günüdür. Bugün Rabbimizin bize verdiği fırsattır. Kardeşler, inşallah kısa da olsa kurbanla alakalı, kurbanla dikkat olunacak hususları dikkatinize çarptırak. Kurbanlar yalnız koyun, keçi, inek, dana, camış ve deve növünden heyvanlardan kesilir. Maraldır, dağ heyvanıdır, horuzdur, gazdır, toyuqdur, bunlardan kurban kesilmez. Koyun ve keçi bir yaşını tamamlamış olması lazımdır. Sadece olarak koyun 7-8 aylık olup da bir yaşındaki kimi kök ve gümrah olarsa, böyük olarsa bundan kurban kesilebilir. Bunu yanlış anlayanlar olur. Bugün bir kere daha tekrar söyleyeyim.
7-8 aylık deyəndə bəzən gedib 7-8 aylık quzunu gətirib. Zəif quzunu gətirib kəsirlər. 9-10 kiloluq. Qardaşlar, bu qurban məqbul bir qurban deyil. 7-8 aylık deyəndə 1 yaşındakı kimi gümrah olmasından söhbət gedir. Bu xüsusə diqqət eləyin inşallah. İnək, dana, camış növündən heyvanlar 2 yaşını tamamlamış olmalıdır. 3 yaşından gün almalıdır. Dəvə isə 5 yaşını tamamlamış olmasıdır. Qardaşlar, İki gözü və ya bir gözü kör olan bir heyvan, dişlərinin çoxunun düşmüş olması, qulaqlarının kəsilmiş olması, buynuzlarının biri və ya ikisinin kökündən qırılmış olması, qulağının və ya quyruğunun yarıdan çoxu, yaxud məmələrinin başları qopmuş olması, doğuşdan qulaqları və ya quyruğunun olmaması, qulaqları və ya quyruğunun olmaması, ayağı kəsilmiş olması, açıq şəkildə görünən xəstə olması, yeriyə bilməyəcək qədər topal olması və hər səhifədə taqətdən düşəcək qədər zəif arıq olması və iki cinsli olması qurbana əngəl olan qüsurlardır. Belə heyvanlardan qurban kəsilməz. Amma gözünün çəp olması, az topal olması, qotur, buynuzlu və ya buynuzsuz olması, buynuzundan bir balaca qırıq olması, qulaqlarının deşilmiş və ya yarılmış olması, dişlərinin az qismi düşmüş olması, burma axtalanmış olması bunlardan qurban kəsilər. Bunlar qurban kəsilməyə əngəl deyil, amma çalışmaq lazımdır ki, qurban üçün seçilən heyvan daha mükəmməl və qüsursuz olsun. Qardaşlar, qurbanların fərqləri var, bilirsiniz ki, bu fərq ayrılsın deyə bu qurbanda, bugün kəsəcəyimiz qurbana İsmail qurbanı deyirlər ki, digər qurbanlarla fərqi anlaşılsın. Qardaşlar, İsmail qurbanını kəsən hər kəs yiyə bilər, amma nəzir qurbanı, adaq qurbanını kəsən, daha doğrusu o qurbanı deyən, o qurbanı deyənin ailəsi, övladları o qurbanın ətindən yiyə bilməz. Sədəqə olaraq verməsi lazımdır ehtiyac olan yerlərə. Əgər yer istifadə eləyərsə, nə qədər istifadə eləyibsə, onun qiymətini sədəqə olaraq verməsi lazımdır. Qardaşlar, qurbanın heç bir üzvü satılmaz. Qurbanın tükü daxil heç bir şey satılmaz. Xüsusilə də bu sözümə çöldə olan qəssablar da diqqət eləsinlər. Qurbanın tükü daxil heç bir şey satılmaz. Dərisi, baş ayağı, hər bir şeyi hədiyə olaraq ehtiyac olan yerə verilməsi lazımdır. Əgər oldu birdən satılarsa, pulunun eyni şəkildə, ələ alınan şəkildə sədəqə olaraq verilməsi lazımdır. Buna diqqət edin inşallah. Qardaşlar, bir də təşrik təkbirləri var. Ərəfə günü səhər namazından etibarən bayramın 4-cü günü ilkin namazına qədər davam edən təşrik təkbirləri vardır ki, bunları da unutmayaq inşallah, hər fərz namazdan sonra bir kərə gətiriləcəkdir. Ona görə də təşrik təkbirlərimizdə unutmayaq. Qardaşlar, vaxtımız yaxınlaşıb, ona görə bir şey də xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün ölkəmizdə görmüş olduğumuz bu azadlıqdan, bu müstəqillikdən belə gözəl və şərəfli tədbirlərimizi sakit, abad bir vətəndə keçirə bildiyimiz üçün ilk növbədə Allaha şükür eləməmiz lazımdır. Dəyərli qardaşlar, azad bir vətəndə yaşamaq, sərbəst, müstəqil bir vətəndə yaşamaq, bu da Allah-u Teala'nın bir neymətidir, bir lütfudur. Belə bir neymətin qədir qiymətini bilməmiz lazımdır və belə bir neyməti qoruyub saxlamamız lazımdır. Belə bir vətəndə, belə bir ölkədə, bu şəkildə azad yaşayacağımız bir ölkədə ibadətlərimizə diqqət eləməmiz lazımdır. Təkidlə söyləyirəm ki, bu neymətin qədir qiymətini bilib ibadətlərimizə əhəmiyyət verməmiz lazımdır. Qardaşlar, bugün toplaşdığımız bu məsciddə, bu şəkildə sakit, əminaman bir ölkədə bu məscidi bizə qismət eləyən, bizə ta 100 illər bundan əvvəlcəsindən tikib qismət eləyən insanlara, ondan sonraki son dövrlərdə təkrar olaraq təmir bərpa edərək bizə qismət eləyən, bizim istifadəmizə verən bütün xeyirsevər insanlara öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Allah-u Teala ömürlərinə bərəkət versin. Və bugün inşallah namazdan sonra çöldə qurban kəsmə tədbir olacaqdır.
Bu tədbirin təşkil olunmasında bütün əziyyət çəkən insanlara, rayon icra hakimiyyətinə, bütün işçilərinə, qəssablara, burada şəhər sovetinə, işçilərinə, bütün əməyi, əziyyəti keçən bütün insanlara, bu xeyirli işdə əziyyət çəkən bütün insanlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu ibadəti, bu şəkildə şərəfli bir ibadəti bizlə bərabər burada köməkli şəkildə yaşatdıqlarına görə, yardım elədiklərinə görə. Qardaşlar, hər ildə olduğu kimi yenə də məscidimizə hər kəs imkanı olduğu nisbətdə köməkliyini, yardımını göstərməyə çalışsın. Məscidin əksik, ehtiyac olan şeylərini görməmiz üçün, tamamlamamız üçün. Bugünün dəyəri, qiyməti Allah qatında nə qədər ucadırsa, hər kəs qulpundan nə çıxırsa eləyəcək yardımlar da inşallah o qədər yüksək bir dərəcədə qarşımıza çıxacaq. Allah-u Teala onun qarşımıza inşallah bərəkət olaraq çıxardar. Allah-u Teala axır aqibətimizi xeyir eləsin. Qardaşlar, saflarımızı qabağa doğru sıxlaşdıracaq inşallah, namaza başlayacaq. Mehrabdan namazın qılınışını sizlərə izah eləyəcəm. O arada saflarımızı yaxınlaşdırarıq inşallah. Namazımızı qılmağa başlayacaq. Təkbirlərimizi gətirəyin inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La